Kaçak çalışan Suriyelilerden bahsediliyor. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli denetimleri yapılıyor. Türkiye'de, Suriye'de diş hekim olarak mezun olmuş olsa bile bir kişi Türk vatandaşı olmadığı sürece diş hekimliği mesleğini icra edemez. Denklik alamaz, açılış ruhsatını alamaz, çalışma izin belgesini alamaz. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin kuruluş yasasında 3224 sayılı yasada Türkiye'de mesleğini icra etmek için Türk vatandaşı olma şartı vardır. Bizim yönetmeliklerimize göre bir muayenehanenin açılabilmesi için Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetlenip belli standartlara sahip olduğu kontrol edikten sonra açılış ruhsatı alabilmektedir. Öyle keyfine göre, kendisine göre bir açılış yapıp hizmet veremez. Bunların hepsi sahte dişçi tanımına girer. Bu konuda halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Diploması olmayan, Sağlık Müdürlüğü'nden çalışma ruhsatı olmayan, diplomadaki fotoğrafla kendisine müdahale eden kişinin aynı kişi olmadığını fark ettiklerinde mutlaka tedaviyi reddetsinler ve ilgili yerlere, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Diş Hekimleri Odası'na adres yerini vererek bize müracaat edip şikayetlerini bildirebilirler. Tabelaya bakacak, tabelada isim kimin var, tabelada ismini yazamaz. Tabela standartları odaya bağlıdır. Odanın izin belgesi gerekir. Girdiği yerde sadece diş hekimi yazıyorsa ve bir isim yazmıyorsa ondan şüphesin. Diploma herkesin görebildiği bir yerdedir çalışma odasında. Aynı şekilde çalışma belgesi de asılıdır. Uygunluk belgesi de asılıdır. Orada da hekimin adı yazılıdır. Bunların hepsi çok rahat bir şekilde hastalarımız tarafından görülebilir yerlerdedir. Buna dikkat ederek tedavi talep etsinler ve tedaviyi kabul etsinler. Peki buradaki tehlike nedir başkanım? Yetkisiz ve bilgisiz insanların bu işe müdahil olması hastalarımızı çok çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıya bırakıyor. Hijyene dikkat edilmemiştir, enfeksiyon kapma olasılığı vardır. Özellikle COVID'den sonra hijyenin, temizliğin, dezenfeksiyonun çok ön plana çıktığı bir ortamda sorgusuz, sualsiz, yeterince yetkilenmemiş insanlara tedaviye gitmek maceraya atılmaktır. Kan sulandırıcı kullanan bir hastanın mutlaka kendisini tedavi eden tıp hekimiyle konsültasyona gidip o kan sulandırıcıyı tedavi öncesi kestirip o süreç boyunca hangi ilaçları kullanacağını gene tıp hekimiyle konsultasyona gidip tedaviyi öyle tamamlamak gerekir. Aynı şekilde şeker hastasında şeker oranına baktırıp tedaviyi öyle tamamlamak gerekir. Bunun gibi birçok sistemik hastalıkta diş hekiminin tıp hekimiyle konsultasyona gidip onun üzerine çalışmasını planlaması lazım. Bu hastaların sahte hekimlere gittiğini düşünürsek nelere yol açar? Büyük risk altındadır. Sahte dişçi bunun planlamasını yapamaz, bu konuda bilgi sahibi değil. Kaptığı bir enfeksiyonla ölüme kadar ya da kan sulandırıcı içiyorsa durdurulamayan kanama riskleriyle karşı karşıya kalacaktır hastamız. Bu konuda hastalarımızın zaten daha dikkatli davranması lazım. O portföydeki hastaların, sistemik problemleri olan hastaların daha da dikkatli davranması lazım. Yani,